Herkese merhaba. Teknoloji Her Yerde ekibi olarak teknolojinin hayatımızın her alanında olduğunu deneyimledik ve deneyimlemeye de devam ediyoruz. Açıkçası şu ana kadar birçok farklı alana gittik. Banyolara gittik, mutfaklara gittik, ofislere gittik. Şimdi ise yine evimizin, günlük hayatın önemli bir parçası olan yatak odalarına gidiyoruz. Yatak odalarında birçok yeni teknoloji var. Biz de bunları bir keşfedelim dedik. Bakalım nelerle karşılaşacağız dedik. Gerçekten çok ilginç ürünlerle karşılaştık. Akıllı yeni nesil dolap kapaklarından yeni nesil aydınlatma sistemlerine kadar birçok yeni teknoloji var. Açıkçası ben size daha fazla ipucu vermek istemiyorum. Bütün detaylarını programda tek tek inceliyoruz. O zaman ne yapalım? Teknoloji her yerde tüm hızıyla yatak odalarından başlasın. Yatak odalarının olmazsa olmazı gardıroplar ve gardıroplar da artık akıllı dönemlere, akıllı teknolojilere uyum sağlamaya başladı. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl sağlayabilir bir gardırop akıllı ve teknolojiye nasıl uyum sağlayabilir? Arkamdaki model bunu çok fazlasıyla başarmış durumda. Şimdi ben size bir örneğini göstereceğim. Nasıl bir şey? Onu hep beraber deneyimleyeceğiz. Akıllı telefonumu çıkartacağım. Yanlış duymadınız. Bu gardırop için akıllı telefonumu çıkartacağım. Buradan tuşa basacağım ve bu kapak elektrikli, motorlu olarak arkaya doğru kayacak ve gardırobum açılmış olacak. Açıkçası şundan konuşuyoruz. Artık akıllı evlerde bütün kontrolünüzü akıllı telefonlardan yapıyorsunuz. Yani aydınlatma, buzdolabınızın içinde ne olduğunu bile artık akıllı telefonlar üzerinden görüyorsunuz. Ve işte bu dolapta bu çağa ayak uyduran modellerden bir tanesi. Şimdi hemen akıllı telefonumu çıkarttım. Hafele'nin geliştirdiği modelin uygulamasını açıyorum. Kayar kapak olarak ekranıma geldi. Basılı tutuyorum. Evet, şimdi bir tane menü. Gardırop sağ, burası sağ kapak. Aç diyorum. Görüyorsunuz. İşte bu kadar basit. Şimdi diyeceksiniz ki bu akıllı dolap kapağı ne işe yarıyor? Gardırop kapağı ne işe yarıyor? Biraz önce de söylediğim gibi artık bütün kontroller akıllı telefonlarımızda. Aydınlatmaları kontrol ediyoruz. Buzdolaplarının içini bile artık akıllı telefonlardan görüyoruz dedik. Bu modelde bunun aslında bir parçası. Ama bence şöyle bir şey var. Biraz önce aklıma geldi o da. Özellikle o gün ne giyeceğini çok fazla düşünenler olduğunda açarlar gardırobun kapağını. Ondan sonra oradan seçmeye çalışırlar. Ama yataktan kalkmanız lazım tabii. İşte bu modelle ona gerek kalmıyor. Yattığınız yerden gardırobun kapağını açın. Daha sonra ne giyeceğinize karar verin. Gardırobunuza gidin, giysinizi seçin. Seçtikten sonra ayrılırken akıllı telefonunuzun yine tuşuna dokunun ve gardırobun kapağını kapatın. İşte yatak odasında nasıl hayatı kolaylaştırıyor teknoloji diye sorduğunuzda onun cevaplarından bir tanesini burada gördük. Biraz önce Wi-Fi üzerinden kontrol edilen gardırop kapağını hep birlikte deneyimledik. Şimdi kadınları daha çok ilgilendiren diğer bir yatak odası ürününe geçiyoruz. Nedir o? Makyaj aynaları, makyaj masaları. Makyaj aynaları, makyaj masaları da artık teknolojinin yardımıyla akıllanmaya başladı. Biz de acaba ne gibi yenilikler var diye sorduk ve gerçekten çok ilginç bir ürünle karşılaştık. Burada bir akıllı makyaj masası var ve aynası var. Çünkü içinde ayna da var. Şu an bir ayna görmüyorsunuz ama bu kapağı açacağım şimdi ve içinden ayna da çıkacak. İsterseniz hemen deneyimleyelim. Bakalım nasıl çalışıyor bu ayna. Gömülü bir LED ışıklandırma sistemi var. İçinde prizleri var. Her şeyle bir aslında makyaj aynası. Ama teknolojik faydası akıllı telefonlarla birleştiği zaman çıkıyor. Ne yapıyorum? Akıllı telefonumu cebimden çıkartıyorum. Uygulamamı açtıktan sonra makyaj aynasının üzerine dokunuyorum ve sola doğru kaydırıyorum. Şimdi siz de göreceksiniz. Işık seviyesi azalıyor. Şu anda %2, %1. Biraz arttırayım. %50. %100. Normalde böyle bir şey yapmanız imkansız veya bunu fiziksel olarak yapabilirsiniz. Ama akıllı telefonunuzu koyuyorsunuz kenara, ışığı istediğiniz şekilde ayarlıyorsunuz. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Şimdi başka bir özellikten daha bahsedeceğim. Biraz önce uygulama üzerine sağa sola kaydırmıştım parmağımı. Şimdi bir de yukarı aşağı kaydıracağım. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi bembeyaz bir ışık görüyorsunuz. 5000 Kelvin. Şimdi ben bu ışığı sarıya doğru dönüştüreceğim. Yukarı doğru kaydırdım ve 2700 Kelvin'e kadar düştü. Makyaj yapan kadınların en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi bu. Çünkü ışığın tonu makyaj yapılan tarza göre açıkçası önem kazanıyor. Çünkü gündüz makyaj yapıyorsanız başka bir ton gerekir. Gece makyaj yapıyorsanız başka bir ton gerekir. İşte bu özellikle kadınların bu ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor.
Şimdi o kadar ilginç bir teknolojiye geldik ki ilk kez deneyimledik ve oldukça şaşırdık. Nedir bu? Akıllı cam teknolojisi. Şimdi yatak odanızı şöyle bir düşünün. Belki dışarıdan daha fazla ışık gelmesini istersiniz. Cam koymak istersiniz. Evin içini belki yatarken görmek istersiniz. Ya da yatak odanızın içinde bir banyo olabilir. İşte bu noktada sizin perdelerle kapatmanız lazım. İşte yataktan kalkıp perdeyi çekmeniz lazım veya açmanız lazım. İşte benim de söylediğim teknoloji tam da bu noktada devreye giriyor. Bakın, şimdi arkamda yatak odasını göreceksiniz. Bir cam var. Ama bu cam sıradan bildiğiniz camlardan değil. Bu cam akıllı bir cam, sihirli bir cam açıkçası. Ben sihirli demek istiyorum. Neden diyeceksiniz? Şimdi hep birlikte deneyeceğiz bunu. Şurada bir anahtar var. Bu anahtara basınca her şey değişiyor. Cam opak haline geliyor. Yani tıpkı bir duvar gibi oluyor. İçeriği ne siz görebiliyorsunuz ne de içeriden sizi görebiliyorlar. Şimdi hep birlikte deneyelim. Gördünüz. Şimdi bir daha açacağım. Cam yine şeffaf. Peki bu nasıl oluyor? Bu cama bir şekilde elektrik veriliyor. Yani elektrikle çalışan bir cam bu. Elektriği verdiğinizde bu cam opak oluyor. Yani arkayı görmüyorsunuz. Elektriği kestiğiniz zaman ise o zaman arkayı görüyorsunuz ve şeffaf hale dönüşüyor. Bence önümüzdeki dönemlerde birçok farklı alanda göreceğiz. Benim ilk aklıma gelen örneklerden bir tanesi banyolar. Ki bu örnekleri arttırabiliriz. İşte bu da bizim hayatımızı oldukça kolaylaştıracak. Yatak odalarındaki teknolojik ürünlerden bir tanesi televizyonlar olmaya başladı. Uykuya dalmadan önce veya sabah kalktığında haberleri takip etmek için televizyonları yatak odalarının duvarlarına yerleştirmeye başladık artık. Şimdi televizyonları peki duvara yerleştirmek nasıl bir çözüm? Artık öyle bir şey yok çünkü teknoloji bunu biraz değiştirmeye de başladı. Artık gizli sistemler var. Şu anda ben masadayım. Bir masada oturduğumu görüyorsunuz ama aslında bu masanın içinde bir televizyon var. Ve televizyon nasıl çıkıyor? Şimdi bakın size onu göstereceğim. Yine akıllı telefonlar devrede. Akıllı telefon uygulamamı açıyorum. Uygulamanın içinde Box TV Lift diye bir seçenek var. Şimdi ona basıyorum. Evet, şu an dolap açıldı. Motorlar çalışmaya başladı. Muhtemelen siz de sesi duyuyor olabilirsiniz. Evet ve televizyon şimdi karşımda. Evet, oldukça da hızlı. Siz de gördünüz. 3-5 saniye içinde televizyon çıkmış oldu. Özellikle yatak odalarında estetik ve dizayn olarak dikkat eden kullanıcıların bu tip teknolojiler yardımına koşuyor. Görüyorsunuz oldukça hızlı. Siz de yattığınız yerden basıyorsunuz tuşa, açıyorsunuz televizyonu, izlemeye başlıyorsunuz ve işiniz bittiği zaman kapatıyorsunuz. Aslında bu kadar da basit ve en önemlisi de şu, biraz önce de söylediğim gibi hiçbir şekilde odanızın tasarımı bozulmuyor. İşte siz de bunlara dikkat ediyorsanız, sizin de hayatınızı kolaylaştıran böyle teknolojilere ihtiyacınız varsa bu tip ürünleri size öneriyorum. Akıllı aydınlatma sistemleri artık hayatımızın her alanında varlar ve bunlardan bir tanesi de yatak odaları oldu. Yatak odalarında akıllı aydınlatma sisteminin kullanılması gerçekten hayatımızı kolaylaştıran sonuçlarla bizi karşılaştırıyor. İşte bunlardan bir tanesi de şu an yanımda. Açıkçası çok da fazla hareket etmemeye çalışıyorum çünkü yanımda duran gardırop sensörlü. Yanına yaklaşınca ışığı yanıyor ve sizin daha kolay kıyafetlerinizi seçmenizi sağlıyor. İşte hep beraber şimdi bunu deneyimleyeceğiz. Şu anda ışıklar kapalı. Ama ben ne yapacağım? Şimdi yaklaşacağım yanına. Daha bir ilk adımda yanmaya başladı. Siz de görüyorsunuz. Bir adım attım ve gardırobun bütün ışıkları aydınlatmaya başladı. Bu hayatımızı kolaylaştırıyor. Nasıl kolaylaştırıyor? Prize basmıyorum. Prize dokunmuyorum bile. Işıklar kendi kendine yanıyor. Ama başka bir artısı daha var. O da tasarruf. Normalde ben bir kıyafet seçtim. Başka odaya gittim. Banyoya gittim. İşte ne oluyor o zaman? Işıklar açık kalıyor. Bu ne anlama geliyor? Doğaya zarar vermek. Elektrik faturasının kabarması, birçok eksisi var. İşte bu teknolojiler sayesinde hem tasarruf edebilir hem de hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Müzik ruhun gıdası diyoruz. Yatak odalarında da müzik ruhun gıdası. Bu arada ışığını da fark etmişsinizdir. Elimi hareket ettirince gardırobumda ışığı yandı. Ama ben size başka bir teknolojiden bahsedeceğim. O teknoloji de şu. Arkamda iki tane dolap görüyorsunuz, siyah. Şimdi bu dolaplar dışarıdan baktığında tasarım amaçlı, dekor amaçlı koyulmuş gibi düşünebilirsiniz ama öyle değil. Onların içinde gömülü hoparlörler var. Kablosuz gömülü hoparlörler var. Şimdi ben de onu deneyeceğim. Akıllı telefonunuzla kablosuz olarak Bluetooth üzerinden bağlanıyorsunuz ve sabah kalktığınızda gece yatmadan önce müzik dinliyorsunuz veya kitap okurken nasıl arzu ederseniz müzik dinliyorsunuz.
çok basit kurulumu. Açtıktan sonra zaten sistemi bağladıktan sonra direkt Bluetooth'ta, Bluetooth menüsünde çıkıyor. Direkt bağlanıyorsunuz. Ondan sonra müzik çalmaya başlıyorsunuz. Şimdi hep birlikte deneyelim. Bluetooth'tan önce bağlanalım. Şimdi müzik uygulamamı açtım. Ne çalalım? Kameraman arkadaşımız Faruk Vivaldi'yi çok seviyormuş. Rica etti. Vivaldi'nin en ünlü şarkısını çalalım. Müzik sesi gelmeye başladı. Siz de duyuyorsunuz. Oldukça kaliteli, oldukça net. Biraz dinleyelim hatta beraber. Siz de görüyorsunuz ne hoparlör var görünürde, ne başka bir şey var. Bütün sistem bu dekorların içinde gömülü. Kimse bir şey görmüyor. Ama siz müzik dinlemeye karar verdiğinizde basıyorsunuz ve müziği dinlemeye başlıyorsunuz. En güzel yanı da şu, hayatınıza eğlence katmak için, renk katmak için ilginç bir teknoloji olarak da karşımıza çıktı.